Evet, sizi dinliyorum. Nedir probleminiz? Hocam, Ali'nin vücudunda bir iz var. Yani? Yani hasta işte. Kötü bir leke. Doktora gitti mi? Nereden biliyorsunuz? Oh, hele şükür aklı başında biri ya. Gitmedi abi, doktora falan. Ya biz Ercü abiye gösterdik belirtileri. Adamın karısı da aynı hastalıktan ölmüş. Ölmüş. Hangi karısı? Zekeriya köy karısı. Bak. Bizim bunu bir şekilde Ali'ye açıklamamız lazım. Tuna. Tunacığım. Tuna hocam. Tuna abi. Tuna bey. Tuna birader. İşte neyse, yani biz bunu Ali'ye nasıl açıklarız? En iyi şekilde. Bir doktora gidip tedavi olmak yapabileceğiniz en mantıklı hareket. Ama anladığım kadarıyla işin mantık kısmı sizi hiç ilgilendirmiyor. Kibarca küfür etti galiba. Ha. Kabaca durumu özetleyeyim. Ona rahat attığındayken bu durumu açıklamanız gerekiyor. Rahat derken? Psikolojik olarak rahat oldu bir anda. Önce gevşetin yani. Gevşetelim, tamam gevşetelim de nasıl? Ha. Hanimiş pizza. Bak ye bunu kan gizim ya. Bak bunda karbonhidrat var, protein var, sebze var. Ölüyü diriltir. Hadi. Ben oğlum yemeyeceğim ya. Amma ısrarlettin. Yemeyeceğim. Tokum ben. Hadi bir tane aç geliyor. Bir tane. Küçük. Hadi. Beni kırma. Hadi burucuğum. Hadi. Aç ağzını aç. Oh şifa olsun. Beni kırmadı. Bir de şundan al. Hadi. Oh. Çok güzel. Son bu da. Son. Şunu da ye. Bundan alırsın. Beni kırmazsın. Ben oğlum istemiyorum. Gidin lan. Allah Allah. Yaprak ne işin var burada? Hiç canım benim. Öyle seni izliyordum. Canım. Uçak geliyor. Benim koçuma. Aç bakayım. Ya oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Oğlum son dilimimi getirdim senin için. Evet. Şimdi gözlerini kapatmanı istiyorum. Derin bir nefes al. Ver şimdi. Bu nefesi bütün vücudunda hissetmen gerek. Niye yapıyoruz şimdi biz bunu? Kardeşim dur zenimi bozma ya. Allah Allah. Şimdi avucunun içinde bembeyaz bir ışık topu var. Bembeyaz. O ışık topunun içinde ihtiyacın olan bütün güzel enerjiler var. Bugün zehir neymiş olabilirsin kanka sen? Ha? Şimdi bak nefesini böyle geri ver. Adımlarını böyle geri say. Açıktan bir şey yedin mi bugün? Acele etmene gerek yok çekirge. Başta bu topu tutmak zordur. Normal. Yok sen acele et. Sen acele et, zaman daralıyor. Sıkıntı büyük, çok. Atman lazım, kötü enerjileri atmamız lazım. At hepsini. Kötü ne varsa at, tamam mı? Kötüleri at. Hastalık. Dayanamıyorum ya! Ne oluyor oğlum ya? Al kardeşim. Al. İç. Alim mi? Böyle nasıl? Daha iyi mi Ali Kuş'um? Yani ilk yastığı koyduğunda da iyiydi ama. Ah be, 1-1. Yok sayılmaz o, sayılmaz. Sayılmaz, yok 1-1 falan değil bu. Vum yenilsene ya. Adamın belki son oyunu. Sen konuşma ya. Neyin trilmesi oğlum? Tamam, başlatıyorum. Başla. Neyse, geliyor şimdi bak. Gol geliyor. Ali Kuş gol gol gol. 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 Gol be gol. Gol be gol. Geri dönüşünüzü göremedim ya. Sen adamsın be. Göremedim, füze attın resmen. Ay nasıl da gol attın. Oğlum adam kendi kalesine gol attı lan. Saçmalama ya şu an. Ne diyorsun ya? Ya oraya o pozisyonu getirmek kolay mı ya? Guardiola gibi taktikleri varsın ha? Barış sarı fırtına ya, sen haddini bildirdin. Haddini. Ben daha ne yapayım sana ya? Yok. Nasıl koydum ama? Ha? Bayağı aşırı. Canım benim ya. Nasıl hayata bağlı ya? Gökhan saçmalama ya. Devam ediyorum. Oğlum bir dakika lan, biz neyi kutluyoruz şu an? Ali. Ali sen hastasın. Ne hastası oğlum? Bir dakika oğlum, ne oluyor lan? Öyle bir şey ciddi değil ya, bu saçmalıyor şu an. Ya dur. Abartıyor Gökhan. Yok bir şey. Bunu ben de bekliyorum. Nasıl ya? Oğlum bütün belirtiler uyuyor. Nasıl lan şimdi, ben ölecek? Şşş. Sakın, sakın o kelimeyi kullanma. Bak, hücreler ağzından çıkan kodlara cevap verirler. Avucundaki ışık topunu düşün, tamam mı? Şifalan kardeşim. Ne yapacağım lan ben şimdi? Kaç yaşındayım oğlum daha ben? 19. Ali Kuş'um sen hiç üzülme. Sen nereye, biz hepimiz oraya. Değil mi arkadaşlar? Oğlum niye ben ya? Daha bir sürü yapacak şeyim vardı. O mimar olacaktım lan ben. Oğlum benim içimde kalanlar ne olacak? Çıkaracaksın kardeşim. Çıkaracaksın, atacaksın hepsini, hadi. Ya Ali, sakin ol kardeşim. Merak etme. Ben çok iyi bir doktor buldum. Yarın sabah oraya gideceğiz. Bu işi çözeceğiz. O da sana söyleyecek iyi olduğunu. Konu kapanacak. Sabaha kadar nasıl bekleyeceğiz ki abi? Ne yapacağız sabaha kadar? Beklemeyeceğiz. Hayatın tadını çıkartacağız. Sabaha kadar uyumayacağız arkadaşlar. Sabaha kadar... Bu gece son. Biraz sonra... Sus lan manyak ayarsız herif ya. Ali Kuş'um sen ne istersin bugün? Ne istiyorsan biz hepimiz bugün onu yapacağız. Sen ne istiyorsun söyle, biz hepsini yapacağız. Söz veriyorum, değil mi çocuklar? Geçen yaz benim son yazım mıydı şimdi? Bir yaz daha göremeyecek miyim? Yapmayın şunu ya. Değil de Ali, evet tabii ki değil de son yazım falan. Kumu nereden buldunuz ya? Aa, bizim yan mahallede inşaat vardı ya, oradan çaldım. Vay şerefsizler, deniz kumuyla mı yapıyorlar apartmanı? Heh. Afiyet olsun kardeşim. Ali, hı. Afiyet olsun kardeşim. Kelek değil mi kanka bunlar? Kelek mi? Oğlum kendi ellerimle seçtim ya, ayıp ediyorsun. Var ya, ben bunu almak için Zen'imi bozdum. Karısı aşeren bir adamla kavga ettim ya. Ama kardeşimin canı sağ olsun. Gerçi canıma kaldı be. Heh, evde gitti ya. İncecik bir şey kaldı ya. Of. Ya zaten canı da kaldıysa siz zatürreden götüreceksin çocuğu. Aa, iyi dedin ha. Dur ben şimdi evi önceden ısıtayım da içeri girdiğinde sıcak bir yuvaya kavuşsun yavrucak. Şunun güzelliğine bakın, bakın nasıl mutlu mutlu yiyor karpuzunu. Aman. Bu kapıdan son kez çıkıp yine. Güneşini kesmeyin çocuğum. Güneşini kesmeyin. D vitaminine ihtiyacı var onun. Bu ne, karpuz mu? Ercan ne yapıyorsun ya? Abi Ali'nin karpuzu bırakır mısın lütfen? Yemesin çok. Zararlı bu. Şeker var bunun içinde şeker. Biliyorsunuz benim eski eşim şekerden vefat etti. Ya. Ya şimdi burada illa bunu anımsatacak mıydınız yani? Ha? Bu kadar mı zalımsınız? Hiçbir şiir yok içinizde. Pompalar. Mezara su pompalar. Ercü Kovboy şöyle der. Gelsin tatlılar, tulumbalar. Ya benim avuçlarımın içinden. Hiçbiriniz kayıp gitti mi içinizden? Hiçbirinizin avucunun içinden. Benim çok gitti. Çok. Başın sağ olsun abi. Abi başın sağ olsun. Ölenle ölünmüyor. Borcu nasıl öyle? Karpuz da iyiymiş ha. Ali Kuş'um, ya emin misin sen? Eminim Yaprak. Hiçbir şeyden bu kadar emin olmamıştım. Yaptıracağım. Ali, kardeşim. Oğlum bak dönüş yok bunun. Dönen yok lan seferinden. Sizden değerli neyim var ki oğlum benim? Yaptıracağım. Eminim. Oğlum ne saçmalıyorsunuz siz ya? Vazgeçirseniz herifi. Daha ne kadar daha bekleyeceğiz? Yatağımdan kaldırdınız, getirdiniz. Yok, beklemeyeceğiz. Şimdi yapacağız abi bak. Tam buraya istiyorum, tamam mı? Bak, buraya. Kalbine. Aynen. Kalbime. Model bakalım. Dur kardeşim, dur sen, dur. Ben ayarlayacağım şimdi. Buna hiç gerek yok kardeşim. Bak şimdi, ne yapacağız biliyor musun? Oğuz halleder. Bir şey diyeyim mi? Çok iyi oldu ya. Böyle güzel bir hava kattı. Yani fena değil. Aslında güzel buradan bakınca. Güzel ama oklar sanki iyi girmiş. B harfi görüyorsun sen de. Yo öyle bir şey yok. Harf gözüküyor. Niye garip geliyor sana? Şey yüzündendir. Oklar. Evet okların rengi bir şey. O olabilir dediğin gibi. Tamam verin bir bakayım, merak ettim ya. Gösteriyorum. Göster. İçime bir şey sinmedi sanki ya. Harf değil mi ortadaki? Oklar yok bence. Aynen oklar iyi girmiş. Rengi de böyle bir şey. Ya, oklar ya. Yani onun renginde bir şey var. Kardeşim yettim ve geldi. Heh, nerede? Geldi. Tanıyorsunuz. Kim bu? Oğlum ne oluyor Allah aşkına? Gecenin köründe yatağından kaldırıp niye getirdiniz beni buraya? Yatağımdan dedi. Yatağımdan. Çünkü sen Batı yakasının en iyi börek yapan kadını değil misin? Hı? Olabilir. İşte ama bak çok büyük sevap isteyeceksin. Arkadaşımız ölüyor. Börek değil ama dolma istiyor canımız değil mi Ali Kuş? En sevdiği yemek dolma. Ha. İnsanlar değişir. Artık dolma seviyor. Dolma yapabiliyor musun? Yaparsın da. Bak teyze. Ben değilim, teyze değil. Ha, teyze burada ya. Teyze, ölüyorum ya ben şimdi. Fıstıklı yapsana ya. Yavrum iyi de gece bu saatte yatağından da kaldırıp da olmaz ki. Yakandan diyor. Yatağımla demesi çok saçma oldu. Yatağım diyor. Yatağından dediğini duydum ben. Hayır Barış, yatağımdan diyor. Yatağımdan diyor işte. Yatağımdan diyor. Yatağımdan demesin. Barış. Sen yatak meselesi biraz fazla mı takıldın? Ama yavrum gece gece. Ölüyor diyorum ama. Ben zeytinyağını en son koyuyorum suyunu çekince. O zaman çok lezzetli oluyor biliyor musun? Aa, peki tuzu ne zaman ilave ediyorsun? Tuzunu da su kaynayınca koyarım ama az koyuyorum. Sinir yapıyor bende biliyor musun? Sen delisin ya. Bir saniye, sinir mi? Ciddi misin? Tuzu azaltıyorum o zaman. Azalt. Benim de sana bir önerim var. Papatya çayı. Acayip keser, direkt keser. Deneyeyim ben onu. Bu siniri, stresi, bu ağırlığı üstümden atmak için denemediğim şey kalmadı. Ne oluyor lan siz? He? Neyin peşindesiniz oğlum siz? Neyin peşindesiniz be? Ay biz çok gürültü mü yaptık ya? Bizim gıkımız çıkmıyor. Nerede kadın? Baba. Baba. Mukaddes! Uğraşıyorum senin için. Hı? Emek veriyorum sana. Sinirini, stresini yenesin diye. Çaba sarf ediyorum. Lütfen geçer misin? Özür dilerim. Hiç problem değil. Kapıya doğru git. Ben de geliyorum. Mukaddes bekle. Babaannem değil. Ben tuzu hayatımdan çıkarmaya karar verdim. Ay, parmakları gibi yapmıştı onu. Ya kuş üzümü dengesi çok iyi olmuş ya. Annem de böyle güzel yapardı. Annemi özledim ben ya. Ben de. Ne diyorsun lan? Kendi annemi ya. Ha. Ali Kuş'um beğenmedin mi? Hiç yemiyorsun. Yo çok güzel. De tuzu eksik sanki biraz. Tuz yok artık. Tuzu çıkardık hayatımızdan. Ah ah. Kardeşimize güzel bir gün yaşatamadık ya. Vallahi oturduk da onu yediriyoruz çocuğa. Abi beni dinleyen yok ki. Yani niye hiç kıymeti yok benim fikirlerimin? Saçmalama oğlum ya. Kim bulacak bu saatte asfalt delme makinesini ya? Ya da Arap atını. Sizin olduktan sonra nerede olduğunu, ne yaptığının bir önemi var mı sizce? Dünyaya bir daha gelsem yine sizi bulurum. Yine şu an yine yaşarım. Hiçbir şey değiştirmeden. Hiçbir şey. Ha, belki bazı şeyleri. Hop. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.